Sorla. Israrla söylüyorum. Bu şiddet gören kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. Şiddet gören insanlara karşı hala o sevgi duygumuzu nasıl besleyebiliyoruz? Bizde ne gibi bir problem var? Bunu konuşacağız. Ne olur ekran başından ayrılmayın. Efendim hoş geldiniz. Derdiniz derdimizdir diyerek can kulağıyla sizi dinliyoruz. Buyurun. Alo. Buyurun hoş geldiniz. İyi günler Nur Hanım. İyi günler buyurun. Ben isim vermek istemedim. Tabii tamam. Söylemeyin. Bizim için derdiniz önemli zaten. Hocam size teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Hocam ben 11 yıllık evliyim. İki evladım var. Bir kızım, bir oğlum var. Maşallah. Ama ben eşimden evlendim evleri küfür, şiddet görüyorum. İki çocuğum var. 9 yaşında oğlum, 7 yaşında kızım var. Ama en ufak bir şeyde bir şey istediğim zaman beni tehdit ediyor. Hani yemeğini yapsam şuna bir şeye mahmur oluyor. İşte sen kadın değilsin, iyi bir kadın değilsin. En ufak bir şeyde küfür, 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 sürekli küfür yani. Neyle tehdit ediyor sizi? Ya diyelim evinde eksik olduğu zaman benim dediğimi yapmazsan senin dediğini almam. Anladım. Anladım. Yani nasıl anlatayım size? Allah razı olsun. Gerçekten şu an ben sinir hastasıyım. Yıllar önce tedavi gördüm. Şu an göremiyorum. Ailem yok. Yani var ama yok arası. Hı hı. Çocuklarınıza karşı nasıl bir baba? Çocuklarıma karşı iyi bir baba. İyi diyelim yani. Hı hı. Onlara hakaret falan var mı? Yani küfür. Onlara da niye annem size küfür ediyor yani. Hani peki bana şiddeti size uygularken çocukların yanında mı uyguluyor? Evet. Genellikle onların yanında oluyor. Peki biraz çocukların belki yanında annesine evet şiddet uyguluyor. Size belki ve siz bu adama iyi bir baba diyorsunuz. Ya nasıl karşı? Hani milletin yanında dört dörtlük bir baba ama benim yanında iyi bir baba değil. Hanımefendi biz ona el iyisi diyoruz. Ya çocuğunun efendim yanında. Yani anne, şiddete evet aslında hiçbir kılıf yani geçirmiyoruz ama yani küfür basit alınacak bir şey değildir. Sözel şiddete giriyor. Ya genelde küfürü çok algılamayız. Çok ama çocuğunun yanında ya çocuklarım şu an benim yanımda, babaları işte. Ben soruyorum size yayına bağlanmadan önce anne biz senin yanında mutluyuz ama babam küfür etmesin istiyorlar. Ah yavrularım benim. Yani eşime ne yapmamalıyım? Hani ya şu an ben çalışan bir kadınım. İki tane çocuğu var. Kötü bir iş yapmıyorum. Merdiveni siliyorum ama çocuklarımla ilgileniyorum. Evimle de ilgileniyorum. Hiçbir dediğinden esirgemiyorum. Ama yine de en ufak bir şeyde bir de video izliyor. Hani ben onu söylemek istemiyordum. Ailesi bilse bile işte erkektir yapar diyor hocam. Cinsel içerikli videolar mı izliyor? Evet aynen. Tamam. Tamam. Biz için can kulağıyla dinleyin. Teşekkür ederiz. Eşiniz ya iş yerinde eziliyor ya kendi işini yapıyorsa eğer kendini o işe layık görmüyor. Kendince hükmetmeyi size küfrederek, çocuklarına küfrederek dibine kadar yanlış bir şey bu. Dibine kadar yanlış. Esas mutlu etmesi gerekenlere küfretmek özellikle. Onları eleştirerek kendini bir yerde erkek zannediyor. Küfrederek erkek zannetme olayı vardır. Ve bunlar zaten genelde görün trafikte çok makas atarlar. Çok makas atar bunlar. Gerçektir bu. Çok makas atanlar evde hiç iyi bir baba, hiç iyi bir koca değildir. Yani böyle biz biz devamlı, devamlı gidenler makas atarlar bunlar. Çünkü kendini gösterecek, kendini ifade Allah edecek. Allah. Tabii tabii. İngiltere'de yapıldı bunun araştırması. Eşinizde de bu problem var ama bakın sizin diğer konuklara hiç söylemedim. Sizin birlikte eşinizle birlikte bir destek almanız lazım. Çünkü çocukların önünde de bu küfrü duymak beni çok rahatsız etti. Çocukların bekası için, çocukların iyiliği için siz anlatamazsınız ama uzmanlar onun anlayacağı dilden anlatırlar. Onu söyleyeyim. O yüzden ne yapıp ne edip benim ihtiyacım var şu bu filan diyerek tutun elinden bir şekilde bir uzmana götürsünler. Gelirse. Bu şart. Bu kendi başınıza çözeceğiniz bir yok, olay değil yok, diyorsunuz asla değil mi? Tamam. Çünkü çocukların önünde de var bu olay. Çok yazık ya. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun merhabalar, dinliyoruz Nur sizi. Hanım. Merhabalar. Merhaba. Notlarımı tuttum sizin zamanınızda çok almamak için. Estağfurullah. Sizin için buradayız biz. Buyurun. Ben 26 yaşındayım. Eşim 36 yaşında. 7 aydır evliyim. İşte 10 aylık bir nişanlık yaşadım. Bir ay içinde evlilik kararı aldık. Aslında çok hızlı bir karar aldık. Çünkü böyle aldatılmaktan çok korkuyordum.
işte belli bir yaşını atlatmış, artık benim kıymetimi bilir, benim değerimi bilir diye düşünüyordum. Ben mühendisim, eşim de mühendis. Küçük bir şehirde, memleketimiz aslında küçük bir şehirde ama o büyük bir şehirde yaşıyordu. Ben kendi iş yerim vardı, kendi ofisim vardı. Kapattım, onun için hayatımı değiştirip evlendikten sonra geldim ve benim işe işe sokmak için zaman geçiriyordum. Hani işe sokmak istiyordu. Hı hı. Ben de o yüzden hani burada dedim, tamam burada çalışırım. Ama o da yönetici burada bir iş yerinde. Telefonla konuşmuyor, ailesine bile çok zaman ayıramıyor. Çok yoğunum, çok yoğunum diyor. Bana da zaten nişanlıyken de böyleydi. Uzakta olduğumuz için ona nişanlıydım ama bana bir ay sadık kalmış. İstanbul böyle bir şey vardı, bir site vardı ve orada sürekli insanlarla tanışma ve insanlara kendi beğendirme ihtiyacı duyduğunu anladım. Telefonum evlendikten sonra nişanlıyken de gördüm aslında. Düğünden bir ay önce, iki ay önceydi. Ama bırakamadım. Yani son noktaya geldik. Benim annem rahmetli oldu. Babam ikinci evliliğini yaşadı. Hayatım tabii nişanlısın zor bir sürece girdi. O yüzden ama şu var, hani bir kişiyle değil yani, hani birisiyle takıntılı olarak da değil, sürekli yeni yeni insanlar ve o insanlarla da anlaşamıyor. Yani nereden biliyorsunuz böyle, o insanlarla anlaşamadığını? Çünkü bütün mesajlarını görüyorum, telefonunu kontrol ediyorum sürekli. Benimle nişanlıyken ki mesajlarını düğünden sonra gördüm. Hani arayış halinde mi, anlaşamadığın nedir yani? Sürekli böyle bir şey, 2-3 günlük bir muhabbet, böyle tartışma, bir gerginlik, hemen kapatılıyor o telefon. Yani tekrardan başka birisiyle sürekli yüz yüze gelmeden, insan hani yüz yüze gelmeden bu mevzular kapanıyor. Peki, teşekkür yani ediyoruz. Anladığımız kadarıyla aslında adamın hayatında çok kadın girip çıkıyor. Girip çıkıyor. 2-3 gün. Kısa süreli. 2-3 gün. Yani bir şey de olmuyor aslında. Hatta hanımefendi, direkt kavga ediyor ve ayrılıyor. Bir ay bana sadık kalmış sadece. Bu bir hastalık mı? Eşinde sürekli olarak beğenilme arzusu var. Her kadın beni beğenecek. Her kadından ilgi göreceğim vesaire. Ne olacak? Her kadın seni beğendi. Bu rahatsızlık tabii. Bu eşinden kaynaklanan bir problem değil. Hanımefendiden kaynaklanan bir problem değil. Onun yapısında vardır. Bu yeni anlamıştır hanımefendi. Ama bir yandan da 36 yaşına gelmiş. Topluma karşı bir aile kurması lazım. Kızımız da düzgün. O aileyi kurmuş ama bu rahatsızlığını tedavi ettirmemiş. O yüzden kızımızın burada sabırla yaklaşıp kendisinin bir tedaviye ihtiyacı olduğunu, insanlarla iyi iletişim kurması gerektiğini ama bunu en önce eşiyle kurması gerektiğini sabırla, iğne oyası işler gibi işleyecek. Bu evliliğin bekasını istiyorsak tabii. Aksi takdirde bu bir müddet daha devam eder. Çünkü arayış halinde sürekli olarak. Yani mutlaka eşini bir psikiyatra mı götürmeli? Tabii yani. İkna edecek ama öncesinde. Bunun bir ihtiyaç olduğunu onda uyandıracak. Neden bir adam devamlı her kadın tarafından beğenilmek ister? Bazen kadınlar da bunu istiyor. Her erkek tarafından beğenilmek. Bunun erkeği kadını yok Nurcuğum. Sürekli olarak bir beğenilme arzusu. Sürekli olarak en güzel, en yakışıklı benim. Bunu duymak arzusu veya en başarılı, en acaba güçlü benim. Acaba böyle bir adama sahipsek biz mi ona devamlı söylemeliyiz? Sen çok yakışıklısın, harikasın. Yetmez ki ona. Yetmez, doymaz. Doymaz. Verdikçe daha fazlasını ister. Ya. Verdikçe daha zaten anlaşamıyor, dikkat et. 2-3 gün tabii sürüyor mesajlarda. O başkası istediğini geliyor, duyamıyor. Karnı doymuyor. Doymadığı için yenisini aramaya başlıyor bu sefer. Tabii ki. Devam edeceğiz sormaya. Bir de neyi soracağım? Alo, hemen geliyorum. Açtım telefonu. Bekleyin ne olur. Bir de şeyi soracağım. Bu cinsel içerikli videolar izlediği zaman biz gerçekten aldatılıyor muyuz? Neden buna başvuruyor partnerimiz? Bunu da soracağım size. Seyircimizi bekletmeyelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. İnce Hanım merhaba. Merhaba. Nur Hanım merhaba. Merhabalar. Benim adım Arzu. Buyurun Arzu Hanım. Arzu Hanımcığım. Genelde programda isim duymaya alışkın değiliz ama. Hoş yok, geldiniz. Yok yani açık açık. Hoş Arzu, geldiniz. İnce Hanım hoş bulduk. İnce Hanım benim şöyle bir sorum var. Buyurun. Ben 23 senelik evliyim. Buyurun. 21 yaşında oğlum, 22 yaşında oğlum var, 16 yaşında kızım var. Maşallah. Fakat, sağ olun.
Benim eşim beni aldatmış. Benim daha bir sene sonra haberim oluyor. Daha yeni oluyor. Fakat bunlar nasıl bir şey yapmışlar? Kaynanam, kaynatalık şey, kayınlarım hepsi gelin alma yapmışlar. Ben evliyken daha boşanmadım. Bunlar gelin alma yapıyorlar, düğün yapıyorlar, sahte düğünlerle kız almaya gidiyorlar. Sonra arada Ciddi misiniz gerçekten bu anlattıklarınızda? Sahte düğün yapıyorlar. Tabii benim bir eşim oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Meğerse karının yanına gidiyormuş. Memleketine götürmüş, anasının babasının yanına götürmüş. Konu komşu Ailesi kabul sormuyor muymuş? Bunun hanımı etmiş. ne oldu? Boşandı mı? Boşanmadı mı? Yani Düğüne düğüne katılıyor gelenlere bunu muymuş? sormamış mı? Söylemişler, demişler ki ben eşimden ayrıldım. Eşim rahim kanseri, benim evliliğime onay verdi. Fakat benim hiçbir şeyden haberim yok. Allah'a şükür sağlıklıyım. Bir yaşıma daha girdim. Kimse de arayıp İmcanı hanımefendiye demiyor sen şöyle, boşanmışsın. bu evlendiğinde de hamileymiş, düğün yapıldığında kimse beni arayıp da koca tarafından Nura, Arzu Hanım böyle böyle demiyorlar bana. Sonra ben neyse öğreniyorum. Bir akşam kadın bana telefon ediyor. Sen diyor Arzu musun diyor. Evet diyorum, sen kimsin? Ben diyor eşinin kocasıyım diyor bana. Karısı. Karısıyım. Nasıl yani dedim. Evet karısıyım diyor. Nasıl yani diyor. Ben diyorum karısıysam sen nasıl karısı oluyorsun benden boşanmadan? Neyse bunlar anasını arıyorum, sülalesini arıyorum. Instagram'dan bütün ailelerini buldum. Hepsini aradım bunun sahte nikah olduğunu. Ondan sonra benim evli olduğumu hala kocamın eve gelip benimle beraber olduğunu, çocuklarımın yanında olduğunu hepsini söyledim. Fakat kimse inanmak istemedi. Bunlar altınları toplamışlar. Bayağı düğün yapılmış yani bildiğiniz kına geceleri yapılmış. Sonra öğreniyorum ki bunlar iki tane çocuk karnında ölüyor. Evet. Sonra adam yalvarıyor bana ne olur affet tamam bitti ben öğrendikten sonra. Ben bunu gidiyorum memleketten topluyorum affediyorum. Evimin hani huzuru kaçmasın. Ailem dedi hani kızım aile şeydir hadi bir kere daha affet. Kabul et. Neyse ortada çocuk yok diye ben bunu kabul ettim. Fakat kabul ettim ama sonra bitti metti diye yemin etti. Oraya buraya gidiyorum demezse karının yanına gitmiş. Ben bunu 4 kere 3 kere toparladım getirdim. Sonra ne öğrenirim? Kadından ayrılmamış. Neden ayrılmamış? İşte ben onu bırakamam. İşte ben onun günahına girdim. İlk ben de oldu bilmem ne gibilerden. Neyse dedim bu dedim bu kar bu kışa yapar yine evine döner. Ben dedim huzursuzluğumu yine bozmayayım. Ben Aralık'ın 5'inde bir öğrendim ki benim de doğum günüm. Benim doğum günümde beni gece bırakıyor. Ben diyor oraya gidiyorum bir şeye gidiyorum başka işe gidiyorum diye İstanbul dışına. Ben de yalvarıyorum ne olur bak bugün gitme saat 12 bir gibi bu evden çıktı gece. Meğerse karının doğumuna gitmiş. İki Anladım. tane de ikizi var şu anda. İki tane ikizim varsa karı bundan saklamış 3 ay Olan çocukları veya o. 4 ay da bir araya gelmesi. Ve şu anda eşim bana ikide bir işte beni affet ben çok pişmanım. Nasıl affedeyim İnci Hanım? İki tane çocuk var. Bu kadını ömür boyu bırakamaz artık. Peki. Efendim? Peki, Yani dinliyorum duyduk bir sizi. şey söyleyeceğim. Duyduklarıma inanamadım biliyor musunuz? Bir Evet, de şuna inanamadım ya. yani konu O nasıl bir komşunun da susması. kayınvalide? O nasıl bir Ya, kayınbaba? Bu ya, nasıl ya. bir aile? Tabii. Yani Ya, evli ya. bir kadının üzerine Ya. başka bir kadın gidiyor, Bu getiriyorsunuz. kadın bir de İnce şey Nur Hanım bir de ne yapmış? Kayınvalidesinin evini Nur Hanım sesiniz gitti. Ben Evet, dinliyorum. konuşmuyorum zaten. Zaten küçük dilimi yuttum sizin anlattıklarınız karşısında. Nur Hanım bir de bunun affedersiniz bu karının anası her şeyi bilerek beraber yapmışlar. Sonra ben herkesi arayınca herkes dedi ki işte yapacağımız bir şey yok. Bizi ilgilendirmez kendi karının tarafından. Fakat şu anda köpek gibi pişman ama ben artık alamıyorum. Ben artık mücadele edemiyorum. Ayaklarımın üstünde de durmam lazım. Ha şu var. Sen dedim bana dedim ben seni dedim artık para makinesi gibi görüyorum dedim. Sen dedim benim evimin kirasını, elektriğimi, suyumu, çocuklarımın ihtiyacını göreceksin. Sadece sen benim için busun dedim. Ondan sonra ben sizi
bırakmam. Ben seninle beraber olmak istiyorum. Ben o tarafa bırakılmaz. Bırakılır mı İnce Hanım, size soruyorum. İki çocuk varken bu adam oraya gidecek. Tabii, gitmeyecek İnce Hanım. Çünkü kendisi ailesiyle beraber, ailesi de bunda çok büyük yol açmış. Ailesi, erkeğin ailesi yol açmış. Yok düğünler, onlar bunlar. Kadına bak sen, kadın tabii. Bak utanmaza bak, açmış demiş ki ben senin kocanın karısıyım. Kocanın karısıyım. Ya, cümleye bakın, yani kocanın sen karısı. Ne ahlaksızsın. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre tabii. Nikah kimdeyse yalan eş mı? Eş odur. Eş odur. Bakın bunun altını çizerek söylüyoruz. Nikah kimdeyse eş odur. Odur. Kendimizi kandırmayalım yani. Ben düğün yaptım, evlendim. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece antin, boş kuntin, düğün sahte yaparak. Olaylarla düğün tabii, yapıyorlar. Tabii. Çocuk yapıyorlar, ben evlendim. Ben burada o aileye çok tepkiliyim. Yani kayınvalide, kayınpedere çok tepkiliyim. Torunlarınız var sizin ya. Torunlarınız var. Değil mi? O sübyanlar var. O sübyanlara rağmen sen kalk, elin kızını al oğluna tekrar bir kadın diye, eş diye düğün yap, altın al. Sen o torunlarına harca o parayı. Hiç sorma yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Eğri oturup doğru konuşalım. Bak burada abla kardeş, arkadaş, bir dost gibi konuşuyoruz. İğneyi başkasına, hadi çuvaldızı kendimize batıralım şimdi, tamam mı? Siz kendi kendinize bu olayı düşündüğünüzde, ya bu adamın şunu yapmasında benim de bir payım vardı dediniz mi hiç? Ya dedim. Nur Hanım. Söyleyin. Şimdi bana kadın telefon ediyor. Şimdi eşimi sıkıştırıyor. Çocukları şu anda nüfusuna alamamış. Ne istiyor? Eşime diyor ki sen diyor karını boşayacaksın. Üçümüzü birlikte nüfus kütüğüne alacaksın. Eşim tamam de... ben şimdi onu sormuyorum. Bakın çok önemli bir şey. Hani dediniz ya. Evet. Bu adamı şimdi bütün gençlere, hepimize, herkese örnek oluyoruz biz bu yaptığımız davranışlarla. Evet. Hatanız neydi sizce? Benim hatam sadece anası geçenlerde öyle söylüyor. Ay, çok şey yaptım, çok bebek gibi baktım. Bebek gibi baktım, çok üstüne düştüm. Bu hata, baba, hata değil. Onun için hatadı. Yani yok. Ailesiyle çok iyi anlaştım, yeri geldi. Bana bu ihanet yapacak bir anası var onun. Ailesi de öyle. Ne yapsam yaranamadım. Çok ve ben bunu sanki bu yüzden hak etmiş gibi o bir boşlukta hissediyorum. Üstünde bir ofis tutmuş, bunu sekreter olarak almış. 9 senede beraber oturmuşlar. Çalıştırmış yanında. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu süre zarfında yani siz hiç mi anlamadınız? Hiç mi duymadınız? Hiç mi bir hareketinden şüphelenmediniz? 9 seneden bahsediyorsunuz ya. Aileyle de arası çok iyi. Ona rağmen bu kazığı. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Konuş. Ama buna bir çözüm bulmamız lazım. Tamam. Şimdi İnce ablacığım sana soracağız. Bu konuyu konuşalım reklam tamam. Dönüşünde. Tamam. Cinsel içerikli videolar izliyorlarsa erkekler, biz kadınlar onu nasıl algılamalıyız? İhanet olarak mı? Yoksa orada hangi eksiklik var? Biraz önce hanımefendiye sordum dedim ve siz kendinize hani çuvaldızı bir kendinize evet. batırın. Bunu söylerken orada aslında erkeğin yaptığını legalleştirmiyoruz. Yok, yanlış anlamayın. Asla. Bazen biz yürüdüğümüz yolda yaptığımız hatayı iyi bilmemiz gerekiyor. Yani sonuca getiren bir daha süreçleri iyi bir daha yaşamamak için. Hepsini konuşmak üzere.